Ayrılıklar olur. Fatih Hoca bu kulübün efsanesi. Gönderilmez diye bir şey yok. Kimse vazgeçilmez değildir. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş kulüpleri bunlar 100 küsur yıllık camia. Bu arada tabii ki kimse kimsenin, değil. kimsenin e, teknik direkt, Galatasaray teknik direktörlüğü, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor çok değerli koltuklar, kimsenin sonsuza kadar kalacağı koltuklar değil. Fatih tabii Hoca için bugün değil, bir sene sonra, iki sene sonra, bu beş sene sonra. Bu de ayrılık değil tabii ki. Aynen yani. öyle. Beş sene sonra belki yaşanacaktı. Yani çok da böyle durumu karalar bağlamaya gerektirecek bir durum yok. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Savaş Çorlu e, çok güzel özetledi işin haber kısmını da çok e, detaylı olarak bilgilendirdi ama şunu ifade etmemiz lazım. Eğer görevine son verilen teknik direktörün ismi Fatih Terim olmasaydı GASA'yı zaten Ocak ayını falan göremezdi. İşin, evet. işin bu boyutu da var. Kredisi, bunu kabul edelim. Kredisi ha, bunu çok fazlaydı diyorsun. Bakın 25 milyon euro para harcandı deniyor bonservis. Evet. Efendim geleceğin takımı 3 yıllık proje elde var. Marka ile Kerem. Onlar da zaten bu sezon alınmadı. Onların dışında ben Galatasaray'ın geleceği taşıyabileceği değerli oyuncu olarak işte Avrupa piyasasına sunabileceği bir transfer görmüyorum bu 25 milyon euronun içinde. Bilmiyorum sen ne diyorsun bu konuda? Yani Sasha Boye tamam hadi onu da sayalım 2,5 diyelim. Ee, çok sakatlık yaşadı vesaire ee, sezonun ilk yarısında çok oynayamadı ama Çikaldao Morutan e, Berkan Nelson buna Nelson'u da katıyorum ben yani 7 milyon euronun üzerinde satabilir mi Galatasaray Nelson'u mesela bugün için değil ben e, çok ihtimal vermiyorum belki 2 sene 3 sene 5 sene sonra ihtimal olabilir ama o zaman da zaten yaşı belli bir noktaya gelmiş olacak şimdi Atilla Salahi geçen Ocak ayında geldi bugün Milan'la anılıyor Evet. Şimdi Nelson'un böyle bir sıçrama yapma ihtimali sizce var mı? Görüntü itibariyle, saha itibariyle. Hani sadece Fatih Terim değil ama Fatih Terim'in de içinde bulunduğu organizasyon transfer sezonunda çok bence Peki, çok çok büyük sorarım. hatalar yaptı. Size şunu sorarım. Hatalar yapıldıysa bu proje ama sonuç itibariyle hata da olsa, eksik de devam olsa, yanlış zorunda. da olsa yapıldı ve açıklamalar o yönde devam edecek. Yeni hoca bu projeli uyuşmazsa Galatasaray Fenerbahçe'nin kaç sezondur yaşadığı o sanki kısır döngüye dönecek gibi geliyor bana. O... Hani hoca yeni transferler proje sonra yeni hoca tekrar baştan al harcanan paralar katlanıyor başarı gelmiyor işte yani sonuçta ciddi anlamda krizli bir süreç. Şimdi bu hatayı yapma lüksü Ali Koç'un var. Evet. Neden? İsmi Ali Koç çünkü. Evet. 25'i sokağa attım. Bir 25 daha atabilirim diyecek mali durumu var mı? Var. Var. Bir tane değil 10 tane daha 25 atabilecek mali durumu var. Ama Burak Elmas'ta var mı o? Ya da yönetiminde var o mı? O hatayı telafi edebilecek ekonomik gücü var mı? Yok. Galatasaray'a sponsor gücü var mı? Şimdi Fenerbahçe'ye bakın. Basketinden voleyboluna işte arkaya bakın. Bütün aynı grubun, e, koç grubunun şirketlerinin reklamları var, sponsor geliri evet. var. Şimdi Ali Koç bunu 1 2 3 zaten 3 kere yaptı yani bir kere de değil. 3 kere yaptı. Evet. Yapmaya da devam ediyor. Volkan, Galatasaray camiası Fenerbahçe camiasına göre daha çok hesap soran, daha çok e, yanlışlar olduğu zaman masayı unutup divan kurulunda Doğru. olsun, kongrede olsun daha fazla. Bu yıllardır evet. böyle. Şöyle bir 20 yıla bakalım. Kaç başkan gitti? Nasıl gitti? Yanlışları olduğu zaman muhalefet nasıl bir şekilde çıkıyor? Hı. Fenerbahçe'de uzun yıllarda takip ediyorsun. Ciddi bir muhalefet var mı? Yok. Olmadı. Yani %15-20 deriz. Galatasaray muhalefeti gerçekten var. Bazen fazla e, bazen dozajı, dozajı kaçmış olsa bile oraya bir cümle kurmak Aynen. istedim. Ama Galatasaray'da ciddi bir muhalefet var. Şimdi Ali Koç'un baktığım zaman 4 yılda yaşadıklarını Beşiktaş'ta... Burak Elmas 6 ay yaşıyor. 6 ayda yani geçen haftaya kadar bu kadar değildi. Evet. Ne zaman ki eğer şu anda Fatih Terim'le... Ligde de başarılı olmuş olsaydı kimse işte transferleri sorgulamıyor kimse olacaktı. çıkarmaz doğru. Ama bana e, yanlış gelen şu transferleri mutlaka konuşacağım. Fatih Hoca göreve gelirken ilk daha mazmatasını almadan Fatih Terim için attığı tweetle başlayacağım Sayın Başkan'ın. Hocamızla görüştük yarın sabah takımın başında olacak Florya bizim evimiz. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaray'ı Fatih Terim'dir. Şey, Mazbatayla alacak falan zamanımız yok. Evet. Güzel. Roma maçından sonra Galatasaray his takımıdır. Bu da güzel. 3-4 gün önce maçtan sonra yaşanan Işıtan Bey'in işte burada e, yeni teknik direktör görüşmesinden sonra bu dedikodulara kulak vermeye projemize devam edeceğiz. Hani yol ayrımı mutlaka olur. Ama bu şekilde değil. Şimdi bugünkü tweet'e bakıyorum. Galatasaray'a Fatih Terim'e sanki jest yapılmış gibi anlattı. Bugün de bir tweetle hatırlıyorsan orayı. Evet. Galatasaray için en iyisini istedik. Sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim. Şimdi, şimdi ortada e, çok ciddi bir enkaz enkaz demeyeyim ama yani yapılan önemli bir hata var. Özellikle transfer döneminde bu çok net gözüküyor. Yani yapılan projenin ya da kafadaki hayallerdeki projenin sahaya yansıması şu an itibariyle son derece sıkıntılı. Ya eksikler de var diyebiliriz. Tamamen ben çöpe de atmak istemiyorum bu projeyi. Tabii ki ama çok net söylüyorum. Bu sezonu böyle bitirirsiniz. İki ileri bir geri. Gelecek sezona Galatasaray sağlam bir takımla girmezse veya Galatasaray yönetimi o mesajı veremezse bu sezonun devamında sezon sonu ben seçim bekliyorum. Volkan Peki. şu anda sezon sonunu görmek için hocanın başlangıcı o sezon sonundaki hoca nasıl başlayacak? Hoca şu anda tercihe baktığı zaman çok eleştiriliyor. Az önce bana da bir mesaj geldi mesela Doktor Hasan Karan sönmez ZTK kupası almış. Şampiyonluk yaşamış Okan Buruk gibi neden işte iç yabancı diye bir teknik adama şans verilmez kendi içimizden. Hı -hı. Öbür taraftan bakıyorum şimdi hani Sayın Başkanın bu tarafta Fatih Hoca'yla oluyor şu anda tartışılıyor. Diğer taraftan birlikte başaracağız diyerek başta Fatih Terim ve Galatasaray Camiası'nda almış olduğu oy seçildi. İşte Hazur'un çok ciddi bir şekilde 40 oyla 40 oy farkla seçildi. Ama şimdi gelinen noktada o birlikte başaracağız dediği sponsorluklar, stat, tesisleşme, transfer, 40 milyon, 100 milyon dolarlık iki tane ya da üç tane biliyorsun Avrupa dünya bazında stat sponsorluğu var dedi. Bugün ucu açık yapılan sözleşme e, sponsorluklara bakıyoruz. Bistaz sponsorluğu ve e, Sayın Dinçer Azapan Tunç Holding'de 5 tane sponsorluğu var. Verilen vaatler sözünde tutulmadı. Bu da vaatlerin üzerine gelince ama bugün e, senin söylediğine şurada katılıyorum. Yeni gelen teknik adama kimse şu anda bakıyorum orada da bir hakaretler görüyorum sosyal medya evet. hesabından. Burada Galatasaray belki de 3 üç maçta 3'te 3 üç yapacak. Çok ciddi bir rüzgar yakalayacak. Burada da şu anda hocaya Orada şans zaten vermek. aradaki fark gelen, belli olacak. Evet şimdi izleyicilerimizin mesajlarını da okumak istiyorum. Evet Terim vedalaştı. Bu arada Burak Elmas'ı destekleyen Galatasaraylılar da var. Ee, mesela Samet Bey yanılmıyorsam ismi. Ee, başkanın sonuna kadar arkasındayız. Aslı olan Galatasaray'dır demiş. Ee, Sadık Bey yazmış. Hiç saydınız mı? Sayın Elmas kaç kez başkan benim dedi. Böyle bir şeye dikkat çekmiş. Ee, basın toplantısından bahsediyor. Elbette karar merci Galatasaray Spor Kulübü'nün seçilmiş başkanıdır. Bunu zaten tartıştık. Peki bunu tekrar hatırlatma gereği duydu. Bunu tekrar hatırlatacak hiçbir şey, e, bir e, şeye gerek yok. Alınan karara da bütün camia ve tüm spor kamuoyu saygı duymak zorundadır ama haklı olarak da tabii ki Fatih Terim'in Galatasaray'daki CV'sine baktığında e, bu karar herkes tarafından tartışıldı. Neden? İsim Fatih Terim. Az önce de söyledim. Eğer isim Fatih Terim olmasa zaten Ocak ayını bile göremezdi şu performans.